Evet arkadaşlar merhaba. Bugün derse biraz erken başladık. Sadece bugün örnek sorular çözeceğiz. Yarınki sınav için. Doğrudan başlayayım. Bir taraftan derse giren arkadaşlar da katılsınlar. Katılmayanlar zaten. Java'dan yine Java Application. Java Application. Next dedik. P2 olsun paketimizin adı. Evet, derse biraz erken başladık. Katılanlar dediğim gibi katılsınlar. Zaten o epey bir sürer bizim örneklerimiz. Bugün Java'da yine yarınki sınavla ilgili örnek yapmak istiyoruz. Birinci örneğimiz şu olsun. A üzeri B'yi çözen program yapalım. Nereden girsin? Klavyeden girilen A ve B değerlerine göre A üstü B'yi hesaplayalım. Amacımız bu. A üstü B'yi hesaplamak. Örneğin 2 üzeri 3 girmişsek 2 çarpı işte 2, 3 defa yan yana yazıp çarpacağız. Şimdi ne demiştik? Genel kuralımız eğer klavye varsa kesinlikle bir tane scanner nesnemiz var. New scanner, pardon. New scanner, sistem orta in dedik. Baktık, alt enter'ları düzelttik, importlarını ekledik hemen. Şöyle küçük de imza. Klavyeden girilen iki tane sayı tanımlayalım. A eşittir A virgül B. A ve B'yi klavyeden gireceğiz. K nokta next int. Diğeri de B eşittir K nokta next int şeklinde. A ve B'yi girdik. Şuraya şey yazabiliriz. Cout. Bakın. Lütfen A ve B'yi giriniz diyebiliriz. Tamam. A ve B'yi gireceğiz. Tamam. A üzeri B'yi hesaplayacağız. Şimdi hesapladığımızı nereye aktaracağız? Bir yere aktaracağız. Olur olsun, sonuç olsun. Şimdi A üzeri B nasıl gidiyor? Çarpım şeklinde gidiyor. Çarpım şeklinde gittiği için bunu ne yapacağız mutlaka? Başlangıç değer vermem lazım. Çarpım değeri şeklinde gittiği için başlangıç değeri 1 verdik. Niye? Çünkü 1 çarpmada ve bölmede eşitsiz elemandır. Dolayısıyla çarpım şeklinde artan ya da bölme şeklinde hazırlanan bir problem varsa şayet başlangıç değeri 1. Toplam ve çıkarım şeklinde ise başlangıç değerini 0 veriyoruz. Şimdi for i eşittir. Nereden? A'yı kaç defa çarpacağız? B defa çarpacağız değil mi? I eşittir 0'dan bakın. I küçüktür B'ye kadar. I artır dedik. Peki A üzeri B nasıl çözülür? A'yı B kadar çarpacağız değil mi? A eşittir 0'dan pardon şurada daha uygun olacak. İ küçüktür B'ye kadar. Evet, İ eşittir 0'dan A'yı B kadar çarpacağız. Dolayısıyla buradaki biz İ'yi boş değişken olarak kullanıyoruz. Niye? İşte kaç defa işlem yapacağımızı belli. Şimdi sonuç eşittir. Bakın sonuç çarpı A. Bu kadar. Nasıl bu kadar? Bakın. A, örneğin A'yı 2 girdik. B'yi de 3 girdiğimizi düşünün. A 2, B'yi 3 girdiğimizi düşünün. Sonucun başlangıç değeri 1. Bakın şurada geldi soruda i eşittir 0 mı? Evet. 0'dan 3 küçük mü? Evet. O zaman ne yap? Sonucu 2 ile çarp. Tamam. Sonra i'nin değeri 1 artı 1 oldu. 1 3'ten küçük mü? Evet. O zaman sonucu bir daha 2 ile çarp. 2 2 ile bir daha çarptık şeklinde. Tamam. En son sonucu yazalım buraya. Sonuç eşittir. Bakın sonuç eşittir. Pardon. Sonuç eşittir. Artı aynı değişkende sonuç değişkende. Sonuç değişkende bakın. Çalıştıralım. Görelim. Evet, lütfen A ve B'yi giriniz dedi. A 2 olsun, B 3 olsun. Bakın 2 üzeri 3'ün cevabı gerçekten de 8. Bir tane daha girelim. A'nın değeri 3 olsun, B'nin değeri 4 olsun. 3 üzeri 4, bu 85. Evet, bu A üzeri B'yi çözen, klavyeden bir giren A üzeri B'yi çözen program. Evet, bir başka örnek. Bu arada bugün biraz örnekleri hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. En azından birden fazla örnek yapalım. Evet, şimdi ikinci soru şu olsun. Bir başka soru.
Burayı sileyim. Klavyeden girilen, bakın. Klavyeden girilen string'i aşağıdaki şekilde yazan programı yapın. Açık bir şekilde yazan programı. Bir tane string gireceğiz. String'i bir şekilde yazacağız. String nasıl bir şey? Mesela şöyle. Mesela Ali girmişsek ekrana önce A yazsın, sonra AL yazsın, sonra ALI yazsın. Tamam. Ekrana şöyle yazsın. A, AL, bir de ALI yazsın. Ekrana şöyle yazmasını istiyoruz. Bakın. Burayı bir satır yapayım. AL, sonra ALI yazsın. Ali girmişsek. Mesela Veli girmişsek V, V, E, V, E, sonra V, E, L'yi şekilde yazsın. Ama klavyede bir tane string gireceğiz. Bu stringi ekrana bu şekilde yazmasını istiyoruz. Amacımız bu. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu gerçekleştireceğimiz yöntem de şu. Bunu da biz döngüyle yapacağız tabii. Sonra anlaşılıyor. Ali girdik. A, L, I, Ali şeklinde bir ekrana bilgi yazmasını istiyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Tamam. Klavyeyi de hemen scanner nesnemiz. K eşitlerini niye böyle scanner? Bundan sonra belki bu şeyi silmem, bu scanner nesnesini. Biraz daha hızlı olur. En azından daha fazla örnek çözmüş oluruz. Tamam. Evet, bir tane string gireceğiz. Böyle eşittir. String gireceğiz. K nokta. M, next metodu. String okudu. Şimdi amacımız ne? A, L, I gibi. Mesela veli girmişsek V, V, E, V, E, L, V, E, L, I gireceğiz. Dolayısıyla yapacağımız ne? İnt eşittir sıfırdan. Bakın. İlk küçüktür nereye kadar? S'in boyuna kadar bakın. Length'ine kadar. S'in boyu kaç? 3'tü. Dolayısıyla i küçüktür ifadesi doğru eşittir desek hata verecek. İrin değeri 1 artır. Bakın. İkincisi i eşittir sıfırdan. Şurada noktada bir günü notur. İkincisi int j eşittir. Sıfırdan bu sefer j küçüktür. Bakın. Nereye kadar? i'ye kadar. Bu sefer j artır artır. Niye j'ye kadar? Çünkü birincide bir karakter yazacağız. İkincide ikinci iki karakter. Üçüncide üç karakter yazacağız. Evet. Sout hemen. Bir sout dersek şey yapacak. Ne derler? Alt alta yazacak. Dolayısıyla print ln'yi kullanacağız. Neyi yaz? S'in. Bakın. İşaret. Bakın. S nokta. İşaret. Neyi yaz? İyisini yaz. Evet. Bu kadar. Birinci satırla işimiz bitti mi? Bitti. İkinci satıra geçtiğimiz zaman bakın yani şurası. Şunu düzelteyim. Şuraya da bir tane bakın. Şu forada seout. Boş satıra, bir alt satıra geçmesi için seout printlene. Neden şunu şöyle yazdık? Bakın. Birinci satırda bir tane yazacak. İkinci satırda iki tane yazacak. Ama iki tane yazması için ne olması lazım değil mi? Şöyle arayı da aralarında açalım. Şimdi çalıştıralım. Ha, diğer bir tane string şuraya da şey yazalım. Seout. Pardon. Şuraya yazayım. Seout lütfen bir string giriniz bakın. Evet. Çalıştıralım bakın. String giriniz. String Ali girdik. Bakın ekrana yazdı. Ali. Ali yazdı. Ha, bir yerde hata yaptık. Düzeltelim hemen. Bakın. Şöyle diyeyim string. Tamam. Ali girdik. L, I, I yazdı. Tekrar çalıştırayım bir. Veli girdik. Ekrana E, L, I yazdı. İstediğimiz bu değil. Hemen şimdi düzeltelim. Şimdi veri girdikten sonra string next. Şunu line yapayım. Bir çalıştıralım. Ali girdik. L, I. Tamam. Şimdi probleme bakalım. Neymiş sıkıntımız? Bakın I eşittir sıfırdan İ küçük S nokta lenge kadar, lengine kadar İ artır artır. J eşittir sıfırdan J küçük İ'ye kadar S nokta çaret İ. Ha çaret İ mi? Hayır çaret J olacak arkadaşlar. Pardon. Hata yapmışız. Şimdi düzeltelim çalıştıralım. Bakalım Ali dedik. Bakın ekrana A A A yazdı. Heh, şimdi düzeltelim. Hata vermesi güzel. En azından düzeltmiş oluruz. İ eşittir sıfırdan İ küçük İ'ye kadar S nokta leng. Bakıyoruz. J eşittir sıfırdan J küçük içe kadar artır. Sonra esaret J yaz. J'nin başlangıç değeri sıfır. Sonra seout printlene bir alt satıra geç. Ben hata göremedim. Next ile tekrar deneyelim bir. Bakalım ne hatamız varmış. Thinker'in mesela Ali dedik. A, A, A bir de L yazdı. Heh. Hatamıza bakalım. Int.
Parantezlere bakalım. Kağıt printlerini. Heh, pardon. Şuraya parantez koyacağız ki parantez işlemi devam etsin. Tamam. Evet, parantezi eksik bırakmışız. Çalıştıralım. Hadi bakın A ve L'yi yazdı. Tamam. Demek ki İ eşittir. Eşittir'e kadar gidecek. Şimdi çalıştıralım. Ali dedik, bakın ekranı yazdı. A, L. Tamam, olsun. Programda hata yapmaktan korkmayın. Hemen hata yaptık, panik yapma durumu yok. Yavaş yavaş, satır satır, adım adım düzeltiyoruz arkadaşlar. Parantezleri koymamışız. Bir tanesi için daha deneyelim. Bir string için daha deneyelim. Biraz daha uzun bir string olsun. Mesela ne diyelim? Mesela bilgisayar. Bilgisayar, bakın. B ile bilgisayar şeklinde yazıyor. İşte bu da ekrana formatlı şekilde yazmak için kullanacağımız işlemler. Burada yaptığımız işlemle bir tane string girdik. Bu stringi şey yapıyoruz. Ne derler? Bu stringi ekrana dediğim gibi şöyle formatlı bir şekilde yazdık. B ile bilgisayar şeklinde yazıyoruz. Evet. Peki. Bunu biraz daha geliştirelim. B ile bilgisayar şeklinde. Peki şöyle yazsak. Hemen problem değişiyorum. Klavye dengelen string is Ali girmişsek şöyle yazsın. Şurada bir önce iyi yazsın. Sonra i b yazsın. Bakın. Sonra i l a yazsın. Bakın. Tamam. Şimdi önceki düzden yazıyordum. Mesela tersten yazsın arkadaşlar. O zaman bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Değil mi? İ yazacak. İ bir yazacak. İ l yazacak. Ali. Yani baktığımız zaman pardon şu nasıl ne olacak? Bu sefer ekrana şunu yazmasını istiyoruz. Bir önceki soruda şunu yazdım. Bunu yazması için ne yapacağız sizler? Bakın çaret j şey yapıyoruz. O anki bulunduğu yerde yazıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapsak şöyle bakın. S nokta pardon şuna. Çaret j fakat S nokta bakın link eksi j desek bakın. Bakın sadece şurayı değiştirdim. S nokta link eksi j. Bir öncekinde bu yoktu. Şimdi bunu yazdım. Yani ilk başta sondakini yazsın istiyorum. En sondakini. Sonra öncekileri yazsın. Çalıştıralım bakalım nasıl davranıyor. Görelim bakın. Ali dedim. Burada exception. Niye exception? Eksi 1. Pardon 1 eksi 1 olacak. Çalıştıralım Ali. Bakın ne yazdı? İ ile A. İşte istediğim buydu. Bilgisayar için deneyelim. Bakın. Biraz hızlı çözüyorum. En azından böyle bir bol bir örnek çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bilgisayar kelimesini yazdım. Bu sefer tersten yazıyor. R, A, N'sine bakın bilgisayar şeklinde. Bir öncekinde bakın sadece şurayı çıkarayım ben. Şu kısmı. Bakın. Pardon sadece S nokta link şu kısmı çıkarayım. G. Şunu yaz. Eğer şöyle çalıştırırsak sonuca baktınız. Bakın bilgisayar yazayım. Bakın B bilgisayar ama ben tersten itibaren, R'den itibaren yazmak istiyorsam o zaman yapacağım ne? Sondan itibaren. Bunun sonu neresi? S nokta link sonu. Tamam. Tamam. Eksi J ama mesela S nokta link normalde 4'tür. J'nin değeri başlangıçta 0'sa çaret 4'e gidecek. Oysa çaret 4 yok. Mesela veri için konuşursak. O yüzden buraya bir daha eksi 1 yazdım arkadaşlar. Ki en sondaki bu normalde boyu 4 seçer. Biliyorsunuz elemanlar 0. karakterden başlıyor. İşte onu çözmek için de buraya şey yazdık. Ne derler? Eksi 1 yazdık. Şimdi çalıştırayım bakın. Ne diyor bilgisayar? Bakın ekrana bilgisayar şeklinde yazdı. Bunu bir sürü daha örnek yapabilirsiniz. Hemen bununla ilgili bir başka örnek. Klavyeden girilen sayıyı, bakın burada başka bir örnek olsun. Şuraları sileyim hemen. Burayı sildim zaten videodan bulursunuz. Tamam. Klavyeden girilen sayıyı sayı aşağıdaki şekilde yazan program. Klavyeden bir sayı gireceğiz. Mesela klavyeden girdiğim sayı 1, 2, 3, 4, diyelim ki şöyle bir şey olsun. 12.350 olsun. Bunu yazmak istiyorum. Mesela 1, 2, daha sonra 1, 2, 3, daha sonra işte bir sonraki satırda da şunu görmek istiyorum ben. 1, 2, 3, 5, 0, daha sonra 1, 2, 3, 5, 12.350. Yok. 12 tabii şu yok pardon. Şöyle görmek istiyorum. Anlatabildim mi? Şöyle sayı gireceğim. Bu sayı üzerinde nasıl işlem yapacağız? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi sayılarla ilgili işlem yaparken bizim sıkıntımız ne? Bu sayıyı bildiğimiz 12.350 ya.
Bu 12.300 ders sayısının basamak değerlerine ayırmak gerekiyor. Basamak değerlerine. Şimdi sayı basamak değerlerine ayırmak da tamam, matematiksel bir yöntem var ama bu sadece bir gösterim, burası dikkat edin. Bu pattern'dir. Buna bir de pattern diyoruz. Biz patternleri kullanırken yapacağımız işlem şu. Hemen bunu integer'e şeye dönüştürmek. Nedir? String'e dönüştürmek. Nasıl? Şöyle. Bakın integer. Sayı okuyayım. Sayımız da x olsun mesela. Nedir? K nokta. Next in. Bakın sayı okudur. Tamam. Şimdi bunu string'e dönüştüreceğim. Tıpkı önceki olduğu için. Dönüştürmek için neydi? Integer. Bakın nokta. Noktaya bakın burada parse derseniz. Bakın parse int. Integer parse int derseniz ne diyor? String'i şu örneğe bir bakın şuraya bir şimdilik buradaki örneğe bakın. Evet arkadaşlar devam edelim. Tamam. Amacımız ne? Şunu biz şey integer parsing, integer tamam baktık. Şimdi okuyalım. Bakın diyor ki önce parse bakalım. Bakın parse'da yol açtık ya. Parse ne iş yapıyormuş? Integer nokta parse. Pardon şöyle. Parse diyor ki string'i integer dönüş. Oysa biz integer'i string'e dönüştüreceğiz. Integer string'e nasıl dönüşüyoruz? Bakın to string. Neyi dönüştür? X'i dönüştür bakın. String'e dönüştürdük. Ha, string'e dönüştürdükten sonra işlem yine nasıl? Yine aynı. Bakın for int i eşittir 0'dan i küçük s'nin length'ine kadar i arttır artır. Buraya parantez koyacağız. Sonra for int g eşittir 0'dan g küçük i'ye kadar g arttır artır. Bakın. Sonra cout. Cout data sadece bu. Neydi? S. S nokta. Yaptı, bir öncekinin aynısı tamam mı? Sadece yaptığımız burada şeyi ne derler? Integer'ı string'e dönüştür. Öyle işlem yaptık. Bakın birinci parantezi kapattım. İkinci parantezi sonra bir alt satıra geçtim ve işlemlere devam ettim. Çalıştıralım bakın. Sayıları mesela 12.350 dedik bakın. Ekrana yazdım 12.350. Sıfır almadı. Niye almadı? Bakalım C eşittir. Ha şurası eşittir olacak. Bakın şurası. Heh. Şimdi çalıştırayım. 12.350'ye girdim. Bakın 12.350'yi aldık. Tıpkı şurada olduğu gibi. İşte burada yaptığımız işlem şu işlem arkadaşlar. Şurası, şu satır. Parse işlemi. Parse işlemi. Ya da ne derler? Integer to string işlemi. Bunlara genel anlamda parsing işlemi deniyor ama burada yapılan işlem integer to parse string. Yani integer'ın bir şey yapıp string'e dönüştürdük arkadaşlar. Evet, bu da yine bizim için bir başka örnek oldu. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa, böyle çözmemi istediğiniz sorular varsa söyleyin. Ben böyle aklıma geldikçe bunları şurada çözüyorum ve hemen aklıma geldikçe hemen yazıyorum. Bir sorudan başka soruya da geçme durumumuz olabiliyor tabii ki. Evet, şimdi klavyede bir tane string girelim, yeni bir soru. Klavyede girilen string içinde kaç tane AA karakteri var? Arka arka yani kaç tane A var? Onu blank programı yapalım. Hemen yazıyorum. Klavyede girilen, bakın. String içinde kaç tane AA karakteri var? Var. Blank programı bakın. Klavyeden bir string gireceğiz. Bu string içinde kaç tane A karakteri var onu bulacağız. Klavyeden girilen klavyeyi nesnemi silmeyeceğim. Sadece şurada siliyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir karakter gelirse bakın A. A yine. A dedim mesela. Bakın şurada şöyle olsun. Bakın şurada kaç tane var? Bir tane burada var. Bu üç tane hadi iki tane lazımdı. Bundan sonrasında yok. Bir tane burada var. Şunlar sileyim biraz düzenli olsun anlaşılması açısından. A karakteri burada daha var. Bakın. Şimdi bakın şurada bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bir de burada. Burada diyecek ki mesela 3 tane A var. Burada 3 tane A var. Bunu çözeceğiz. Klavyeden giden string içinde. Hemen yazalım bakın. String.
S eşittir. Okuyalım. K nokta. Next'le okuyalım. Kaç tane A var? Şimdi hemen klavyede bir de bu string'in kaç elemanı şey ne diyorlar? String. Bilmiyorum. Bilmediği için doğrudan renkini arıyor. Bakın içeri. Bakın renk eşittir. İ artır artır. Tamam. Şimdi soruyorum eğer bakın S nokta tamam S nokta işaret i bakın eşit eşittir pardon eşit eşittir a mı ve bakın aynı zamanda ve aynı zamanda ve bakın kendinden sonraki arkadaşlar bakın s nokta işaret i artı 1 bakın kendinden bir sonraki i artı 1 eşit eşittir a ise değil mi? O zaman nedir? Sayaç kaç tane var onu bulacağız. Sayaç artı artı bakın. Sayacı tanımlıyorum şurada. Bakın ilk sayaç. 0, evet. Bakın sayacı arttı. Sayacı artı artı dedim. Tamam. Peki bak i'yi bulduk. Sonra kendinden bir sonraki değere baktık. Evet. Tamam. Şimdi buradaki sıkıntı şu, mesela burada lenkine kadar gitmişiz ya, mesela sonda, diğer mesela şu string'e ben sonuna iki tane A koyarsam, bakın şuraya koydum, tamam mı? Birinciye baktı A, kendinden sonrakine baktı da A, ondan sonra işleme devam etti. Şimdi döngü devam etti, buna geldi, bakın, bundan sonra geldiği zaman çaret i artı bir de kendinden sonraki string'e bakmaya çalışacak. Dolayısıyla burada şu oluşuyor, exception oluşuyor. O yüzden böyle iki karakterli A istenmişse şayet, o zaman buraya yapacağımız işlem lenk eksi bir. Mesela 3 karakterli Ali isterseydi eksi 2, Veli isterseydi eksi 3. Niye? Son 3 karaktere ya da son 2 karaktere bakmak yeterli. O yüzden bu esir lenkine kadar değil de bir öncekine kadar bakıyoruz. Tamam. Şimdi yazalım. Bakalım bu neymiş? İfin parantezi. Bu ne? Forum parantezi. Tamam. Şuraya yazacağız. Cout. String'de ya da şöyle yazalım. Girilen girilen string'in adı neydi? S. String'inde kaç adet sayaç adet AA vardı dedi bakın. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Girelim mesela AA belli sayılara girdik. Bir AA daha girelim. Bir tane daha girdik. Sonra da A gireyim. Bakın çalıştırdık. Diyor ki mesela burada 3 adet vardır. Girilen string'inde sayaç şurayı açalım şurayı. Bakın burada kaç tane var? Bakın bir tane A burada var. 1, 2, bir de sonda var. A 3, 3, 3 tane A var. Bakın şuraya yazmasaydık. Şurası espri. Bu için espri. Çalıştıralım bakın. Bir tane girdim. Bir tane daha girdim. Bir tane daha gireyim bakın. Ne oldu? Bakın exception vardı. Burada da A olmasına rağmen exception var. Niye exception var? O da şuradan dolayı. Bakın şuradaki eksi 1'i, bu lenkin eksi 1'ini kaldırdığım için sonunda A gördü. Tamam sonunda A var mı? A var. Kendinden sonrakine tekrar bakmaya çalıştı. Oysa kendinden sonrasına tekrar bakmasına gerek var mı? Hayır. Çünkü niye biz? İki karakter. O yüzden bu eksi 1'i koyduk buraya arkadaşlar. Tekrar çalıştı. 3 tane A yapayım bakalım ne olacak? 3 tane A yan yana. 3 tane daha A. Bu da bir tane bakın. Burada neydi? Bakın 5 adet A vardı. Bunu nasıl gördü? Peki bakın bir tane bu. Bir tane bunun yanındaki, bir tane bunun yanındaki. Bir tane bu yanı, bir tane bu yanındaki. Dolayısıyla neydi? Bakın şurada 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 tane A vardı. Ha. Şimdi gelelim bunu düzeltmeye. Burayı tekrar söyleyeyim. Şimdi 3 tane A girdiğimiz zaman, mesela şurada, şurada stekli oldu. Bakın 4 tane A yan yana girmişiz. Burada da 3 tane A yana girmiş. Burada normalde kaç tane var? 1, 2 tane var. Sonra 3 tane var burada. Normalde 3 tane A değil mi? 2'leri ise 2, 2 sayacağız. Ama bu nasıl saydı? Önce bakın geldi şuna baktı 1. Sonra şuraya baktı 2. Sonra şuraya baktı 3. Tamam sonra şuraya baktı 4. Şuraya baktı 5. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Peki bunu şöyle düzelteceğiz. Bakın. Programı full çalışacak şekilde düşünürsek. Şimdi bakın. Şu artı miktarını şuradan kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi biz A'yı bulduğumuz yerde 2 tane A var mı var? 2 tane A varsa biz o zaman artık kendinden sonraki kaçın sayaca bakacağız arkadaşlar? Kendinden sonraki 2'ye bakacağız değil mi?
Bir tane A'yı bulduk. İkinci varsa kendinden sonraki indise bakacağız. Yok, eğer kendinden sonra herhangi bir indis yoksa o zaman bu işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, else. Olan else ifadesi doğru tabii ki. Bakın buraya. Tamam mı? Else'in de parantezini koyayım. Tekrar söyleyeyim. Şimdi biz birinci A'yı, mesela diyelim şu string'de birinci A ve ikinci A'yı bulduk. İkinci A'yı bulduktan sonra biz nereye bakmamız lazım? Hatta şu karaktere bakmamız lazım. Niye? İlk iki tanesini bulduk. O yüzden bakın indisi şurada değil de döngü içinde arttırdım. Ha, bulmamışsak şayet örneğin F geldi. F midir? Değildir. O zaman ne yap? İyi normal artır. Şimdi çalıştırayım bakın. Aynı hata yapacak mı? Bak. 4 tane A girdi. 3 tane daha A girdi ve şöyle yaptım bakın. Şimdi burada neydi? 3 tane A var. Niye? Gerçekten doğru mu? Bakın doğru. Bir tane bu. Bir grup. Sonra bir grup bu. Sonra kendinden sonra zaten bir grup var. Dolayısıyla 3 tane A doğru ifade oldu. İşte programın tam çalışır şekli bu. Tam şey şeklinde neye dikkat ettik? Bir şuradaki eksi 1'e dikkat ettik. Bir de sayacın artım yerine A'lar bulmuşsa aşağıya. İki tane A bulmuşsak kendinden sonraki üçüncü karaktere baktık. Bulmamışsak normal döngüyü bakın artık burada yaptık. Normalde biz döngüyü şöyle yaptık. Bir eşittir sıfırdan işte S'in iki kadar iyi artır diyorduk. Oysa burada nasıl gerçekleştirdik? Dedi ki bu şeye göre değişir. A'lar varsa şayet A'ların olduğu durumda kendinden sonra ikinci indise bak değilse normal. Yani bakın artım yerine iki yerde değiştik. Hem burada bir de burada. Evet, bu güzel bir örnek oldu. Evet, bir başka örnek yapalım. Evet, şimdi sorunuz var galiba. Bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar her iki diziyi karşılaştırıp birinci dizinin ikinci dizinin bir parçası olan. Arkadaşlar evet, dizi karşılaştırma ne yapabilirsiniz? İşte ne diyorlar? Subsetting gibi ifadeler var. Fakat biz öyle çok da sizin şu bu aşamada öyle hazır şeyler kullanmanızı istemiyoruz. Biraz böyle kod yazın. İf şartları olsun. Tamam mı? Evet. Direkt A şeklinde arayamıyoruz arkadaşlar. Karakter karakter arıyoruz. Evet. Bir arkadaşım da diyor ki iki tarih arasındaki gün sayısını bulan program. Biz bunu zaten algoritmasını size vermiştik. Hatırlarsanız algoritma programında vardı. İşte ne diyorlar artık yıllar artık günleri falan hesaplayacağız falan. Onu çözmeyeceğim. O sizin ödeviniz olsun. Evet. Yine bir başka örnek daha yapalım. Şöyle karşıma çıkan, dikkatimi çeken. Evet, klavyeden girilen tam sayı için yine klavyeden girilen arkadaşlar 1. Tam sayı için aşağıdaki şekilde yazan program yapalım arkadaşlar. Klavyeden bir sayı gireceğiz. Mesela 1, 3, 4, 5, 6, 7 neyse artık. Onu bu şekilde yazan programa bakalım. Ne demek ki? O da şu. O da şu. Mesela klavyeden 5 girmişsek arkadaşlar ekrana şunu yazsın. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 sonra 5 5 5 5 5. Yani her rakamı kendisi kadar ekrana yazsın. Tamam. İlk başta bunu yapalım. Sonra bunları bir de alt alta yazalım. 1 2 2 3 3 4 4 5 şeklinde yapalım. Tamam. Evet, şimdi bu soruyu çözelim. Klavyeden girilen bir tam sayı. 5 girmişsek ekrana bir tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3, 4 tane 4, 5 tane 5. Bakın dikkat ederseniz döngü çıktı zaten değil mi? Hemen yapalım arkadaşlar. Burayı sileyim. Buradan bu videoyu takip ederek şöyle şeyden ne derler? Önünüze net bilgisi açarak yavaş yavaş programı kodlarınızı yazabilirsiniz. Ya da CD hangi derleyici kullanıyorsanız sıkıntı değil. Evet, klavyeden sayı girelim. Int t eşittir. K nokta next dedik. Pardon next int. Evet şimdi t eşittir k, k t, int t eşittir k okuduk. Şimdi for int i eşittir 0'da bir küçük eşittir pardon birden başlamış çünkü değil mi? Birden itibaren yazmış şeklinde birden küçük eşittir t'ye kadar i artır. Kaça kadar artacak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 0, 1, 0, pardon 1'den başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar artacak. Şimdi for int j eşittir 1'den j küçüktür. Eşittir nereye kadar? i'ye kadar değil mi? J'yi artır. Evet.
Seot, pardon, veyahut olmaz, seot. Ve yazıklığına ji yazı. Ji yazı. Şimdi böyle bir şey düşünüyoruz. Buna bir yerle çalıştırıp printlerinde print oldu. Bu kadar. Şimdi j'nin değeri 1. Bakın ekrana bir tane 1 yazdı. Sonra j'nin değeri j artır artır dedik. Bir çalıştıralım bakalım ne yazıyor. Düzeltelim. 5 yazdı. Ekrana 5 yazdı. Ekrana 1. 1, 1. Sonra 1, 2, 1, 2, 3. Ha, bunu istemiyoruz. Bu şunu yaptı. 1, 1, 2, 3, 1, 2. Biz şunu istiyoruz. Ekrana bir tane 1 yazacak. 2 tane 2 yazacak, 3 tane 3 yazacak. Tamam. Demek ki buraya ne olacak? İyi yapacağız arkadaşlar şu anda. İyi. Çalıştırayım. Bakın ekrana gerçekten de ben şuraya biraz açayım görün. Beş girdik. Bakın ekrana bir tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3, 4 tane 4, 5 tane 5 yazdık. Bu kadar. Evet. Ne yaptık biz? Ekrana t diye parametre girdik. T'nin değeri 5. T'nin değeri 5 olduğuna göre işte ekrana bir tane 1 yazacak, 2 tane 2 yazacak, 3 tane 3 yazacak, 4 tane 4, 5 tane 5 yazacak. Evet. Peki bunu mesela biz alt alta yazmak isteseydik, tıpkı biraz önceki o örnekte olduğu gibi yazmaya çalışsaydık, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Değil mi? Şuraya bir parantez koyayım. Yani alt alta yazsın. 1, sonra 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 şeklinde yazsın. O zaman biraz şey yapıyoruz. Bu kadar. Çalıştıralım bakalım. Bir saat koyduk. Neye döndü? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Evet. Şimdi burayı kaldırırsak arkadaşlar. Bakın şurayı kaldırayım. Kaldırdık. Şimdi ne yazacak? Yan yazacak. Bakın. 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Evet. İşte bu tür örnekler böyle nedirler? İşte biraz böyle zihin geliştirici diyelim. Kafayı zihin geliştirici örnekler şeklinde devam ediyoruz. Evet. Evet, bunlarla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorunuz, soru söylemek istediğiniz. Tamam, şimdi başka bir örnek daha yapalım. Evet, şimdi ben bir iki örnek buraya yazmıştım. Onlara bir bakayım hangi örnekleri çözebiliriz. Evet, klavyeden bulunan küçük karakterler, büyük karakterler bulunması meselesi, settingdeki kelimeleri ters. Ha. Tamam, girilen string'i yazın bakalım. Bu sefer de bunu yapalım. Klavyeden girilen string'i ters çevirip ekrana yazan klavyeden girilen string'i ters çevirip ekrana yazan programı gerçekleştirdik. Klavyeden bir string girecek, bunu ters çevirip ekrana yazacak. Bunu bir düşünün. Size şöyle bir dakikalık bir müsaade ediyorum. Bir dakikalık müsaadeniz var. Evet, şimdi devam edelim. Ne demiştik? Klavyeden string ile string'i ters çevirip ekrana yazacağız. Hemen string, bakın. Bir tane string hemen girelim. String s eşittir. K nokta next. Evet. String'i ters çevireceğiz. For int i eşittir. Bakın. Nereden başlayacak? Sen string'in sonundan itibaren ekrana yazacaksın. String son ne demek? Bir defa
Geçtim. Nereden başlayacağız? String'in sonu. String'in sonu mesela 5 karakterse 5 değil de 5'in bir öncesi değil mi? 1'e kadar bakın. İ 2 eşit 0'a kadar İ pardon büyük eşit 0'a kadar İ azalt azalt bakın. İ azalt azalt. Evet. İ eşittir S nokta length'ten başladık. Length eksi 1'den İ büyük sıfırın İ'nin değerini azalt azalt. Şimdi ekrana yazacağız. Bakın S out. B'yi yaz S nokta çaret. Bakın içeri hazır şey kullanmadım dedi. Hazır metot falan kullanmadım. Ekrana yaz bu kadar. Ha, yan yana yazsın. Çalıştıralım. Ali Veli bakın ekrana yazdı. İ ile 1'e yazdı. Bakın girilen stringi ters çevirip ekrana yazdı. Evet, bu da girilen stringi, klavyede girilen stringi ters çeviren program. Bir arkadaşımız bir soru sormuş. Ne diyor? Üçüncü kuvvetten matris ne demektir bilmiyorum arkadaşlar. Üçüncü kuvvetten matris ne demek bilmiyorum. Ha matris toplamlarla ilgili işlem yapabiliriz. Ya şöyle bir şey, biz henüz ki dizileri görmediğim için matrislerle ilgili işlemler biraz sıkıntı olur şu aşamada. Tamam. Evet. Başka sorunuz var mıdır? Evet yani bu evet. Mesela diyelim Ali girdik. Arkadaşım İ'yle yazsa o hiç fark etmez. Bu durumu zaten bir önceki 3-5 dakika önce bu soruyu çözdük zaten. İ'yle şeklinde. Ha bitişik olması hiç önemli değil. Aradaki şu stringlerdeki bu bitişiklik meselesini arkadaşlar şurada çözüyoruz. Bakın şurada boşluğu kapatırsanız o zaman şu olacak. Böyle bitişik yazacak ama ben özellikle bu şekilde yazıyorum ki görürsün. Tamam. Ben şimdi başka bir soruyla uğraşalım. Şöyle biraz bir zor soru olsun. Hem bizim için de biraz farklı olsun. Beraber zorlanalım tabiriyle. Klavyeden girilen sayıyı bakın. Klavyeden sayı basamak değerlerine dönüştüren klavyede girilen sayı basamak değerlerine dönüştüren basamak değerlerini yazar. Klavyede girilen sayının pardon şişesimizi atalım. Sayının basamak değerlerini yazan program. Ne demek o? Şeyi kullanmayacağız. Ne derler? O toString falan kullanmıyoruz. Matematik olarak yapacağız. Mesela 245 demişsek işte diyecek ki 2 yüzler basamağıdır. Mesela 2 yüzler basamağı 4 onlar basamağı işte 5'te birler basamağıdır. Evet. Klavyeden girilen sayının klavyeden girilen mesela kaç basamak olsun? Mesela 4 basamak olsun. 4 basamak. Buna bir sınır getirelim. Sınır getirmesek de olur. Mesela dizileri kullanmak lazım. Yani işte birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Bunları bir yerde tutmak lazım. Tamam. Dolayısıyla şu an tutma işlemi uğraşmıyoruz. Tamam. 245 girmişsek gelecek 200'ler basamağı, 4 onlar 5 basamağı şeklinde ya da mesela 1000 mesela diyelim 3000 girmişsek diyecek ki 3 binler basamağı. Evet. Bunu nasıl çözeceğiz? Mesela şunu çözmek için hemen bir sayı girelim başta da arkadaşlar. Bir de bir sayımız olsun. Birlikte şimdi bunu yapalım. Bir hata yapalım. Tamam. Şimdi 3245. Şimdi mesela ben şöyle bir şey yapsam arkadaşlar bakın. Seyahat, bakın, direkt şöyle basit çözeyim. 4 basamaklı ya saydım. Sık getirmişim. Seyahat. Bu taraftan düşünüyorum tabii ki. Şimdi T bölü, arkadaşlar bakın T bölü 1000. Bakın T bölü 1000 dedim. T nedir? Tam sayı. Değil mi? 1000 de tam sayı. 1000. 1000'ler basamaklıdır. Doğru oldu mu? Mesela 3245 kimse 3245'i 1000'e böldüm. 3. 3 binler basamadır. Doğru mu? Doğru. Şimdi yüzler basamağı nasıl bulacağım? Şimdi 3245'ten tamam. 3245'ten T'den bakın T eşittir. T eksi çıkaracağım. Neyi çıkaracağım? 3245'ten 3000'i çıkaracağım arkadaşlar. Bakın T bölü 3245 eksi 3000'i çıkaracağım. 3000.
3000 nasıl bulabilirim? T bölü 1000 çarpı 1 desek. T bölü 1000 çarpı 1'i çıkardık bakın. Elimizde ne kaldı? T'nin değeri 3000. 3245 eksi 3245 çarpı 3 etti. Elimizde ne kalır? Bu sefer yüzler basamağı kalır değil mi? Şimdi bakalım S out. T bölü bakın. T bölü 100 neymiş? Yüzler basamağıdır. Bakın başka bir değişken kullanmadım. Bunlar hep benim bir değişkene atabilir ama olsun için kullan. Şimdi elimizde ne var? Bakın şurada elimizde artışı var. 245 var. Şimdi 245'ten de bu sefer şeyi elde edeceğim. Sadece 45 elde edeceğim. Bunu şöyle yapsak bakın T eşittir. T eksi T bölü 100 parantez içinde T bölü 100 3000 tabii çarpı 100 desem şimdi elimde ne kaldı? 245 245 eksi, bakın 245 eksi, 245 bölü 100, 2 çarpı 100, elimde 45 kaldı. Şimdi yazıyorum bakın, S out. Buradan aslında bu döngüye doydum. Buradan göresiniz diye böyle biraz uzun yoldan yapıyorum. Bakın T bölü 10, bakın. Bu ne? Bu da yüzler basamağı. Bakın. Bakın sıkıntı var mı sizde? Yok, devam edelim. T bölü 10, bu da ne? Onlar basamağı. Onlar basamağı. Tamam. Şunu sileyim. Tamam. Şimdi elimde ne kaldı? T bölü 10 burada niye hata verdi bakalım. T bölü 10 birimleri parantez eksik. Evet. Tamam. Biraz sabredin. Biraz bekleyin. Tamam. Şimdi elimde 45 var. 45'in de mesela ben 5'ini bulmak için ne yapmak lazım? Mesela saat bunu direkt yazabilirim değil mi? 45 E mod 10 bu da nedir? Birler basamağı. Bilmiyorum böyle bir algoritma geldi aklıma. Şimdi yazalım bir deneyelim bakalım. Soru hatamız varsa düzeltelim. Mesela ne girmiştik? 3245. Bakın ne dedi? 3 binler basamağıdır. 2 yüzler basamağı. 4 onlar basamağı. 5 de birler basamağı. Şurayı açayım. Tekrar çalıştırayım. Mesela ne gireyim? Mesela diyelim 7684 gireyim. Bakın ne diyor? 7 binler basamağı. 6 yüzler basamağı. 8 onlar basamağı. 4 de birler basamağı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu tabi döngülerle de yapılabilir ama yani biz burada şu an şey yapayım. Bir algoritmanızı bir bakın. Tamam burada ne olmuş ne bitmiş bakın. Bakın 1000'den başladık. T bölü 1000. Sonra 1000'den 100'e 100'den 10'a geldi. Bakın 1000 100 10. Şimdi mesela biz döngüyü 1000'den başlasak. Sonra bunu şöyle 10'a kadar küçültsek. 10 bölü şeklinde küçültsek. Bunlar ne olacak? İşimizi görecek değil mi? Evet bu 4 basamaklı olduğu için ama şu var. Mesela döngüde diyelim bir şu olabilir. Yani ne dediler? Döngüyle yapılabilir ama döngüden sonra değerleri bir yere atmak lazım. Bir de şu binler ifadesi, yüzler ifadesi, onlar ifadesi, birler ifadesini bir yerde tutmak lazım. O şu an biz dizileri görmediğimiz için normalde biz mesela bir dizi yapsak, string dizisi desek mesela birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler desek oradan o string'den de bunları tek tek çekebileceğiz. Ama onları çekemediğimiz için mecbur böyle uzun yola başvurduk. Şimdi burada sizin kafanızı karıştıran mesele şu. T bölü 1000 çarpı 1000 ne anlama geliyor derseniz. O da şu. Şimdi sayımız integer bir değer arkadaşlar. Mesela 3245. 3245 şurası. Eksi 3245 bölü 1000 tam sayı olduğu için buranın değeri 3. 3.245 değil. 3. 3 ile 1'i çarptık. 3000. 3245'ten 3000'i çıkardık. Artık şu satırda elimizdeki değer şey. Ne derler? Elimizdeki değer 245 kaldı. Evet arkadaşlar bir şey söyleyecekse söyleyin. Bir el kaldırdı. Evet şimdi devam edelim buradan tekrar anlatmaya. Bakın şurada bir sonraki satırda 3200, elimizde 245 var. Şimdi 245'ten de 200'ü çıkarmak istiyorum. Şimdi buradaki bakın T'ler integer değerler. Şimdi 245 bölü 100 2'dir. 100 ile çarparsanız değer oldu 200. Bakın şu satır. Değer olduğu 200. Değerin 200 olması ne anlama geldi? Şu anlama geldi. Artık 245 eksi 200'e döndü. O zaman şu satırdaki kendinden bir sonraki satırdaki değeri artı 45. 45'i de direkt ona bölerseniz tam sayı olarak 4'ü verir. Tamam. Elimizde şu an 45 vardı. Şunu bir inceleyin. 45'in de yüzdesini aldık. Bu sefer elimizde pardon modunu aldık. Elimizde birler basamağı kaldı.
Evet, bu da ne demiştik? İşte dört basamak sayılır. Basamak değerler. Basamak değerler şey olarak değerler arkadaşlar. Yani böyle 4000'ler basamağıdır. İşte 300'ler basamağıdır. Yoksa mesela 3245'i alırsınız, sıfırın geçebilirsiniz. Yani tek tek alır yazarsınız. Ama bu çok da doğru bir yöntem değil. Bir de matematiksel işlem yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, bir başka örnek yapalım. Şu olsun mesela, klavyeden girilen desimal, yani onlu 10 tabanındaki sayıyı, bakın sayıyı neye çevirsin? İkili sisteme çeviren program. Klavyede 10 tabanda bir sayı girecek. Mesela 10 tabanda nedir? Mesela 7 girmişsek ekrana 1 1 1 yazacak. Tamam. 8 girmişsek 1 0 0 0 yazacak. Tamam mı? Bu 7 onlu sistem, desimal dediğimiz sistem. Bu 8 ne? 8 de şey, 8 de onlu sistem. Pardon. Ama bu 1 0 0'lar şeyler nedir? 2 2 2 tabanında, 2 tabanında. Evet, bunu yapalım. Bir de bunun tersini yaparız. Mesela, evet. Bu ne? 2 tabanında. Biri onlu sistem, biri onlu sistemi ikili sisteme çeviren programı yapacağız arkadaşlar. Hemen buraları sileyim. Evet, şimdi sayıyı girdik. Mesela sayımızın değeri atıyorum 7 olsun. Böyle kabul edelim falan. Şimdi bunu normalde nasıl yapıyoruz? Mesela 7'yi önce 2'ye bölüyoruz, değil mi? 7'nin 2'ye bölümünden kalan kaç? İşte 1. 1'i alıyoruz. Sonra böleni tekrar bir daha işleme tabi tutuyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapsa, bakın for i eşittir. Şimdi t, i eşittir, evet. T'den itibaren başlayacağız, tamam. I küçük eşit sıfır olana kadar i azaltacağız. I ne kadar azaltacağız? I eşittir i bölü 2 desek ne olur? I eşittir i bölü i eşit şöyle bir i, pardon, i tanımlamamışız bu arada. Bak, koydum. Evet. Mesela 7 ile başlayalım. 7'den başladık. Sonra bunu 7'den azaltacağız. 7 sonra 2'ye böldük. İşte kaç çıkacak? Tamam. Şimdi şöyle bir şey olsa. Seok bir %2 desek ekrana yazsa. Bakalım. Bakın. Tamam. Şimdi 7 girdik. 7'nin 2'ye bölümünden tam kalan kaç? 1. Onu ekrana yazdık. Sonra i azalttık. 3. Bakın 3. 3'ün 2'ye bölümünden kalan kaç? 1. Tamam. Sonra 1. Ha, devam edelim bakalım. Çalıştıralım. 7 girdik. Ekrana i küçük eşit i bölü 2. Evet. Ben bir şey yazmadı. Niye? Bakalım. Nerede neymiş? I eşittir i küçük eşit 0 olana kadar i eşittir. Ha, ya, i eşittir i. Pardon. I bölü eşittir 2 diyeceğiz. I bölü eşittir. Bölü eşittir 2. Ha. Ha, i eşittir i bölü 2'dir. Evet, i böyle işte i azaltı bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi 7 girelim. Şöyle bir şey yazmalı. Niye i eşittir 0 t'den? T'nin değeri bu. I küçük 0 olana kadar i'nin değerini azalt. I eşittir. Hayır, bunu niye kabul etmedi? Buraya takıldım. I bölü 2. Sisteme bak bakalım. İ %2 eşittir. Tekrar çalıştıralım. Burayı anlamadım arkadaşlar. 8 yazalım. Başka değer yazalım. Burada da yine bir döngü çalışmadı. İ eşittir T'den. T'nin değeri 7. İ küçük eşittir 7'ye kadar. İ'nin değerini azalt. İ eşittir. Azaltacak. İ eşittir. İ eksi. Şöyle yapalım. Tamam. Bunu bir şöyle bir yazalım. Bakalım bu döngüde mi sıkıntı var. Evet, döngüde sıkıntı var. Şurada noktalı virgülden kaynaklı. Parantezini koymamışız arkadaşlar. Tamam. Parantezini koymamışız. O yüzden döngü çalışmıyor. İ bölü eşittir 2. Tamam. 7 yazdık. Yine bir şey değişmedi. Skaner nesnesi i eşittir t'den i eşittir t i 2 3 0'a kadar i bölü 2 eşittir. Allah Allah. Arkadaşlar. Azaltıyoruz ya arkadaşlar. İ bölü eşittir 2. Neden kaçtı? Tamam.
Bir dedik, ekrana neler yazdı? 1-0-0 şeklinde gidiyor. Demek ki burada bir hata yapmışız. Devam edelim. Kontrol bize. Evet, şimdi düzeltelim programı. Şurada bir tane parantezimiz fazla bu arada. İ'nin değeri azalacak. İ'nin değeri büyüğü eşittir 0 olana kadar azalacak. Yoksa duracak. Çalıştıralım. Şimdi bence çalışması lazım. 7 girdik. Ekrana 1'ler 0'ları sürekli yazıyoruz. Sonsuz döngüye girdi bu arada. Düzeltelim. Şimdi i'nin değeri başlangıçta 7. 7 sıfırdan büyük mü? Evet, o zaman ne yap? 7 i %7'nin 2'ye bölümünden ekrana yaz 1. Sonra döngüye devam et. I eşittir. i'nin değerini azalt. Şöyle yapalım. Burada azaltalım. I eşittir i bölü 2. Tamam. i'nin değerini azalttık. Şimdi çalıştıralım. 7 dedik. Yine aynı hata. Evet, bir bakalım. İ büyük eşit 0, o doğru. Şimdi i büyük eşit 0 olana kadar i'nin değerini i eşittir i bölü 2. i'nin değerini 2 azalt, i eşittir i bölü 2. 7 diye 2'ye böldük, 3 oldu. 3 sıfırdan büyük mü? Evet, o zaman ya 3'ü yaz. Sonra 3'ten sonra ne olacak? 3'ten sonra 1 oldu. 1 2'ye böldük yine 1 oldu. Ha tamam. Dur. Ama şimdi bu sürekli diyor sonsuz dengeye girdi. Neden? Çünkü bir integer olduğu için arkadaşlar. İ büyük 0. Yok. İ büyük 0 olmaz. Deneyelim. Bakalım. Çalıştırdık. Evet, bu mantıklı gibi. 7'ye bastık. Ha tamam. Doğru. Şimdi F artı L'yi kaldırayım. Doğru. Büyük eşit sıfır dediğimiz için zaten sürekli sıfır durumunda olduğu için sürekli sonsuz döngüde kalıyor. Doğru. Çalıştıralım. 8 girelim. Bakın 0 0 1 0 0 0 1 ters yazdı. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Onu böyle direkt düzeltemeyiz. Ancak sağdan itibaren bakacağız arkadaşlar. Bu en pratiği bu arkadaşlar. Yani şeyin girilen bir şeyin ne diyorlar? İkili tabandaki onlu tabandaki bir sistemin ikili tabana dönüştürmesi arkadaşlar. Sağdan itibaren bakacak olursak 1 0 0 0 şekilde yazılıyor. Normalde bunu tersten yazmak lazım. Yani 1 bu tarafa, 0'lar bu tarafa olacak. Fakat onu şu an yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? O da şuradan. Yani bu değeri alıp bir diziye aktarıp dizden ters çevirmek lazım. Yoksa bu halde bu şu an çalışıyor. Evet. Bu da işte ikili sayı sistemi, 10 tabanlı bir sistemi ikili sayı sistemine çeviren program. Biraz büyük örnekleri. Bakın burada 1 1 0 1 1 0 şeklinde ikili sayı sistemine çevirmiş şekil. Evet, bunu nasıl görüntü olarak ters çevirebiliriz derseniz, şu an görüntü olarak ters çeviremeyiz çünkü başta 0 yazıyor. İşte şu değerleri bir yerde tutmamız lazım arkadaşlar. Önce tutacağız ki ondan sonra ters çevirelim. Ama burada her özel gibi tutma işlemi söz konusu değil. Evet. Bunun tersini yapalım bir de. Klavyeden girilen 2 tabanındaki sayı, tamam bu daha güzel bir sayı. 10 tabanına dönüştürelim. Klavyeden bir sayı girelim. Bunu 10 tabanına dönüştürelim. Dönüştürelim. Evet. İkili sayı sistemine gireceğiz. Bunu da 10 taban, 10 tabandaki sistemi, 10 tabandaki sayıya dönüştürelim. Evet. Şimdi yine klavyede bir tane sayı girer ama 10 tabanda girdiğini kabul edeceğiz. Bunu biraz uzun yoldan çözeceğim arkadaşlar. K.next. Tamam. Tamam. 10 tabanında mesela 1, 1, 1, 0 şeklinde girdik. 1, 1, 1, 0 şeklinde girdik. Bunu en pratik arkadaşlar. Önce string'e dönüştüreyim. Ama string'e dönüştürürsek işte biraz duyacağız sonra karakterlerini tek tek alacağız. Onları dönüştüreceğiz. Evet. Bunu bu süre ödev olsun arkadaşlar. Bunu ödev diye arayayım. Ödev. Klavyeden giden 2 tabandaki sayı 10 tabanında sistemde. Hatta dur bundan sonra size şurada birkaç dakikamız kaldı. Birkaç tane soru yazayım. Klavyeden giden 2 tabanlı sayı 10 tabanına dönüştüren program. Bu yani benim dediğim şekilde çözersek bu çok uzun olacak dönüştüren program. Tamam. Bir başka şekilde girilen şunu yapabiliriz ama mesela girilen 2 string içinde yerleri aynı olan karakterleri bulup ekrana yazan program.
Evet, bunu çözeceğiz şimdi. Bunu çözelim. Bir iki tane string gireceğiz. Bu string içinde yerleri aynı olanlar varsa şayet. Mesela diyelim şöyle örnek olarak nasıl ne demeye çalışıyorum. Mesela bilgisayar dedik. Diğerinde mesela bilgi dedik. Diğerinde mesela evet mesela diğerinde mesela başka bir şey sayar diyelim mesela atıyorum. Şimdi yerleri aynı olanlar neler? Mesela dikkat ederseniz. B'ler yerlere, i'ler aynı, l'ler yani yerlere aynı olan, sadece yerlere aynı olan bir string'deki yerlere aynı olanları bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın birincisi 10 karakter, ikincisi 5 karakter. Şurayı sileyim. Şimdi burada yapacağımız işlem şu, en kısa karaktere göre çalışacağız. Bakın hemen bir tıkanın eserini tarlayayım tekrar. Tıkanı kayışıklayayım. Sistemin, tamam. Şimdi string olarak bakın s1 eşittir. K.next birinci string okudum. Sonra ikinci string okuyayım. S2 eşittir. K.next. Evet s1 eski stringini okuduk. Şimdi soracağız. Şimdi neyi soracağız? Şimdi birincisi diyelim mesela 10 karakter olsun. Karakter. İkincisi mesela 5 karakter olsun. Bizim burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Karakter sayısı hangisi kısaysa ona göre işlem yapacağız. Çünkü niye? Diğerinin karşılığı yok, tamam mı? İkincisi. Bu da mesela 5 karakter olsun. Dolayısıyla burada kısa karaktere göre işlem yapılacak. Evet. Şimdi birincinin boyunu bulalım. Boy 1 eşittir. Tamam bakın. S1'in biraz uzun yoldan yapıyorum. Daha kısası var tabii ki. Birincisinin boyunu bulduk. İkincisinin de boyunu bulayım. Int. Boy, pardon. Bu boy 1 olsun. Bu da boy 2 olsun. Eşittir. S2 nokta length. Evet. İkincisinin de boyunu bulduk. Evet. Şimdi nasıl işlem yapacağım? Hangisi küçükse. Eğer bakın if boy 1 küçük boy 2 ise boy 1 boy 2'den küçükse o zaman ne? Döngü eşittir. Ya da ne diyelim? Değer eşittir. Boy 1. B ise değer eşittir. Boy 2. Değer dediği kaça kadar gidecek onu tutacağım arkadaşlar. Evet. Bu değişkende tutuyorum. Hangisi küçükse, ama boyu 1 küçükse boy 1'e göre. Boy 2 küçükse boy 2'ye göre. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. For bakın int şimdi yazıldığı gibi eşittir 0'dan i küçük değere kadar bak. Bak bir daha şeyle uğraşmam gerekmiyor. Yani işte bu ne derler? İşte kaça kadar gitti? Hangisi küçük? Ben değerde zaten şurada değer ifadesinde en kısa olan var. Şimdi soruyorum arkadaşlar bakın. Birinci string'in işaret i değeri bakın. Eşittir. İkinci string'in işaret i değeri birbirine eşit mi? Değil mi? Eşitse ekrana yaz bakın. Sev. O karakteri ekrana yaz. Hangi karakter? Mesela S1'in işaretini ekrana yaz. Bak bu kadar. Eğer şeyler eşitse birbirine, karakter birbirine eşitse o anki karakteri ekrana yaz. Evet. Hatta LND de şöyle yapalım. Print olsun. Bunda artı boşluk boşluk diyelim. Çalıştıralım. İki tane string gireceğiz. Girelim bakın bilgisayar gireyim. Bilgisayar. Diğerine de bakın bilgi. Bilgi şöyle bir şey gireyim bakın. Bakın ekrana yazdı bilgi yazdı. Niye? Bakın ilk karakterleri bilgi kısmı. Bakın 5 karakter bunlar 5 karakter eşit. Bir daha çalıştırayım. Bakın. Mesela diyelim bilgi sayar. Yerleri aynı olacak. Diğerine de diyelim ki bilmek yazayım. Bakın bilmek. 3 karakter. Bakın ekrana yazdım. Bilgi yapacağız ama ilk 3 karakter için. Nasıl yaptık? Şöyle. Karakter sayılarına baktık. Hangi karakter kısa? Oraya göre yapacağız. Şimdi bir uzun karaktere göre yapsak arkadaşlar. Uzun karaktere göre yapsak sıkıntı olacak. Bakın mesela şunu bak şu işareti değişeyim. Görün. Buna göre yapsak o zaman sıkıntı. Niye? Nasıl sıkıntı? Şimdi bakın yanlış işlem yap. Biri bilgisayar. Bakın biri de bilmek olsun. Bakın karşımıza exception verdi. Niye?
Çünkü bu diğerinde bak, sonuç karakter yok bilmekte. O yüzden kısaya göre işlemi yapıyoruz. Kısaya göre işlemi yaptığımız şey buranın işareti, bakın küçüktür işareti. Evet, tekrar çalıştırayım. Mesela mühendislik dedik. Burada mesela şöyle olsun. U eşit olsun. Ne olsun? Biz böyle olsun. Bakın işte olan neler? U niye U? Bakma yerleri de aynı olacak. Bakın yerleri aynı, indisleri aynı olmak şartıyla karakterleri bulan program. Evet arkadaşlar. Bugün öyle şeyle ilgili ne derler size sınavla ilgili böyle örnekleri çözdük. Başka sormak istediğiniz var mıdır? Bunu yine şey atacağım nedir? Web'e yerleştireceğim. Tamam. Evet, sorunuz yoksa arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın sınav bir de büyük ihtimalle. Evet. Arkadaşlar soru çözümleriyle ilgili belki bu akşam tekrar bir şey yapabilirim. Tekrar bir video daha atabilirim. Olabilir şekilde. Kaydı durdurayım.